Zaten filmlerin çoğunda şöyle olur. Mesela yönetmen filmi izledikten sonra, şey yaptıktan sonra, ortaya çıkarttıktan sonra bu söyleşiler de daha çok ortaya çıkar. Filmi izleyen herkes şöyle söyler. Ya ben şurada şöyle bir şey keşfettim. Ya ben şurada şöyle bir şey gördüm. Yönetmen ama her seferinde ya ben onu anlatmak istemedim gibi veya da film hakkında çok konuşmak istemez. Evet. Bunun sebebi de yine aynı şeye çıkıyor yani. Şimdi şöyle bir durum var. Biz hani normalde hayata devam ederken, sokakta yürürken bazı şeyleri algıladığımızı, gördüğümüzü, hissettiğimizi düşünürüz ama bir taraftan da bu algıladığımız şeyler bize hayatımızdaki dramatik yapı için Allah-u Teala tarafından algılattırılır. Hani şöyle söylüyoruz, aa tevafuk oldu, aa ben evet, şöyle bir şey hayal etmiştim. Aslında nasıl bir filmde senarist bazı şeyleri, imgeleri seyirciye gösterirken bazı şeyleri sıralıyorsa evet, Allah-u Teala da bize bunları sıralar. Biz ancak bunu kendi tasarrufumuzla gördüğümüzü veyahut da tesadüf eseri karşımıza çıktığını zanneder ve hayatımız öyle devam ederiz. Filmde de yönetmen bir şekilde seyirciye doğru bazı şeyleri bıraktığı zaman seyirci de kendi içerisinde bir filmle alakalı bir ilişki kuruyor. Yani kısıtlı bir ilişki değil, diğer türlü hani daha önceki klasik ana akım sinemada olduğu gibi kısıtlı bir ilişki değil, rahat bir ilişki kuruyor. Hür kalıyorsun yani. Hür kalıyorsun. Bu mesela, sayede filmi yönetmenle beraber çekiyormuş hissiyatına da kapılabiliyorsun. Aynı şekilde dünyada yaşıyormuş hissiyatına da kapılabiliyorsun. Çünkü en nihayetinde sinemada kullanılan teknikler, kullanım elemanları, oyunculuk, her şey sinemanın natürel, doğal, gerçekçi olmasına, işte atıyorum 3D sinema vesaire gibi özel şeyler. Evet. Sinemanın gerçekçi, seyircinin kendini orada hissetmesi adına olan şeylerdir. Algı da zaten seyircinin orada kendini hissetmesi adına müthiş bir araç. Bu yüzden bazı yönetmenler de bu aracı kullanıyorlar. Kimisi mesela bu teknikleri öznel kamera açılarıyla kullanıyor. Kimisi bu teknikleri seyirciye soru soruyor. Bu edebiyatta da karşımıza mesela ilk Türk edebiyatında Ahmet Mithat Efendi ile çıkıyor. Ahmet Mithat Efendi makalelerinde veya da romanlarında seyirciye sorular soruyor durup durup. Tabii ki cevap alamayacağını kendi de biliyor ama burada seyirciyi yine hikayenin içine katma, o serüvene dahil etme çabasını burada görüyoruz. Türk sinemasında da bu yine Semih Kaplan'ın natural sinemasıyla kendini gösteriyor. Semih Kaplan'ın dışında bu tür işlere girişen var mı yani? Sadece Semih Kaplan'ı mı teslim ediyor bunu, temsil ediyor? Bütün yönetmenlerin zaten en büyük hayali böyle bir sinema yapabilme kabiliyetine sahip olmaktır. Ama tabii böyle natural bir dünya yakalamak hani bazı melekelerin de insanda barındırmasını gerektiriyor. Hayatı algılamak veya mesela Semih Kaplan'ın filmlerini İbn Arabi ve Mevlana üzerinden çekmiş. Yani onlar hakikat tasavvuru üzerinden çekmiş. Evet. Tabii yani bir kaynaktan beslenmek, bir yol üzerinde yürümek her zaman sanatçı için faydalı olacak yani. Çünkü hiç kimse dünyaya geldiğinden beri veyahut da yaratıldığından beri sıfırdan başlarsa bir arpa boyu yol gidemez. Evet. Mesela Semih Kaplan'ın filmlerinde mekanlar böyle şey, köy, kasaba, işte yani kırsal kesim genelde evet, mesela o filmlerde. Semih Kaplan'ı mesela şu gittiğimiz yolda Acıbadem'de şeyde o şekilde bir film çekme imkanı var mıdır? Yani böyle bir ortamı oraya dönüştürebilir mi? Şimdi bence şununla alakalı. Şimdi yönetmenler dramatik bir senaryo kurarken bazı çözümlere ihtiyaç duyuyor. Bu çözümler nasıl mesela? Adam karısını işte aldatacaktır, karısı da bunu fark edecektir. Böyle bir dramatik yapımız vardır elimizde. Evet. Bunun için bazı çözüm tekniği yolları vardır. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki hikayelerde de bu dramatik yapının ana akımlarından bahseder mesela, ana yollarından bahseder. Bu binlerce yıldan beri İlyada Destanı'nda da böyledir. Atıyorum Recaizade Mahmud Ekrem'in yazdığı Araba Sevdası'nda da böyledir. Yani ana akım dramatik yapıda da olduğu gibi Semih Kaplanoğlu'nun da kendi hayatında bazı bulduğu dramatik yapı çözümleri var. Evet. Büyük ihtimalle bu dramatik yapı çözümlerini o kendi natürel ve köy hayatında daha iyi çözümleyebildiği, uygulayabildiği için öyle filmler seçiyor. Ama mesela Zeki Demirkubuz'un Yeraltı filmi tamamen şehirdeki insanın, Zeki Demirkubuz'un diğer filmleri de öyle de, Yeraltı filmi daha çok
o insanın yalnızlığından bahsettiği için ve sıkışmışlığından bahsettiği için o mesela bir Semih Kaplanoğlu filmin naturalizmi içerisinde şehirde geçer. Yani Semih Kaplanoğlu da şehirde film çekse böyle bir film çekebilir mi? Yani onu bilmiyorum ama yani benim şey bence bir insanın köyde film çekmesinin şehirden ziyade sebepleri orayı daha iyi tanıması, o çözümleri daha iyi bilmesiyle alakalı. Tabii orada daha net gözüküyor. Yani benim kafamı karıştıran şey burası ona mani olur mu? Çünkü buranın ortamı tamamen beşeri bir kurguyla oluşturulmuş bir şey ya bu şehirler. Yani mesela köy... O, bence şehirde de müthiş bir hakikat var. İnsanın metroya binişinde, metrobüsten inişinde, bir kadının simit alışında veya da bir çiçekçinin bağırmasında da müthiş hakikatler var. Bunu görebilen, ne alakalı bir durum yani? Hakikat her yerde, Allah her yerde, Allah. Ya o var yani işte ama bazısı daha zor olur ya manasında. İlla çiçekle böcekle anlatılacak diye bir durum yok yani. Doğrudur. Zeki Demir Kubuz da Allah'tan bahsediyor. Allah'ın varlığından bahsediyor. Ama izleyenler de Allah'ı görüyorlar ama işte hangi gözle bakıldığıyla alakalı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani ben mesela Semih Kaplan'ın filmlerini hiç sinemadan anlamayan işte benim tasavvuf erbabı tanıdıklarım var. Onlara sordum. Özellikle bayanlara yani, tamam mı? Mesela çok acayip mesajlar almışlar. Çok etkilenmişler vesaire ama sinemayla ilgilenen birisine sorduğum zaman genelde oradaki asıl verilmek istenen mesajı anlamamış oluyor. Demek ki o film şey anlamında hitap etmiş şeye, işin erbabına. Aslına bakarsan şeydi, sinemayla ilgilenen insanlar da yine aynı hakikati anlamıştır ama dile getiremezler. Çünkü doğru her zaman kendini hissettirir varlığıyla yani. O da öyle. Yani insan annesinin merhametli olduğunu bir şekilde matematiksel olarak açıklayabilir ama annesinin merhametinden etkilenip annesine sıcaklığı her zaman ömür boyu devam eder. Ha, bu vardır dersin ama hani evet, bende yok. Bunu yani açıklayamayabilir ama yani. Merhamet nedir dediğin zaman işte kimisi der ki merhamet Allah-u Teala'nın Rahman isminden gelir. 99 isminden biridir ve dünyada tecelli olan ismi diye güzelce izah edebilir ama kimisi der ki annemi çok seviyorum. İkisi de merhameti hisseder yani. Evet, doğrudur.